Pazar günleri için planım şu şekilde. Bizim ailemizle buluşmalarımız tek pazar günü oluyor. Herkes çalıştığı için. Artık gerçekten Türkiye olarak ve dünya olarak gerçekten çok sıkıldık. Hiç planım yok. Zaten notayı şaşırdık, gidiyor işte rastgele. Pazar günü ne ya? Bizim artık hiç kapanmamamız lazım. Aylardır kısıtlamalı geçen pazar günleri 1 Temmuz itibariyle normal hayata dönüş kapsamında açılıyor. Bakalım Kayseri halkı özlemini çektiği pazar günleri için ne tür planlar yapıyor? Ben iş yerinde çalışıyorum, yani bana değişen bir şey olmadı şu anda henüz. Yani kısıtlamanın kalkması size fazla etki etmedi. Evet, doğrudur. Bir etki etmedi çünkü ben çalışma izin belgem vardı. Pazar günü dahil çalışıyordum. Hala da çalışmaya devam edeceğiz. Peki akşamlara uygulanan kısıtlama da kalktı. Bu konuyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Akşamlar için plan yapıyor musunuz? Akşamlar için de planlar henüz yok ama bir değişiklik olsun diye dışarıya çıkıp kafeye falan gitmek gibi planlarım vardır, evet. Herhalde spor yapacağız, koşacağız. Şimdi ben Paris'ten geliyorum. Bütün Avrupa'yı geziyorum. Bizdeki disiplin hiçbir ülkede yok. Paris'te, kafelerde falan maske bile kalmadı artık. Hani bizim insanımıza biraz baskı olduğu zaman işte devlet bana şunu yapıyor falan. Halbuki güzel yönetildi bu şey. İnşallah yakında geçer, tükenir yani, biter, bu da biter. Planımız öncelikle bir pikniğe gitmek. Güzel bir parka ya da yeşil bir alana gidip ailecek bir değerlendirmek. Başka da nasıl söyleyebilirim? Bağımız var gerçi, bağımıza da gitmek. Bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Aslında akşamları kaldırıldı ama kaldırılmasa daha iyi olurdu bence, benim düşüncem. Çünkü hiç olmazsa hem sağlığımız açısından belli bir saate kadar bekliyorduk ve ya da sağlık açısından uyku ya da ne bileyim kendimiz için iyi oluyordu. Ama tabii devletin düşüncesi daha güzel bir şey, ona da ayak uydurmaya illaki çalışırız yani. Siz hala akşamları kısıtlama uygulansın istiyorsunuz. Olabilir yani aslında. Olabilir. Ama dediğim gibi yani devletimiz ne derse biz ona uymak zorundayız. İlk açılan ilk planım için cumartesiden gidip pazar günü, pazar sonu yani hafta sonu komple gezme yani. Ailemle beraber gün geçirme ya da denize gitmek gibi yani, havalar güzel olursa. Başka planımı şu anda düşünemiyorum. Denize ama gitmeyi gidelim. İstiyorsun. Evet. Güzel vakit geçirmeyi istiyorum çünkü cumartesi yalnız yetmiyor. Çalışan çocuğumuz var ya, yani çıkma şansımız bir hafta sonu. Bir cumartesi günü hiçbir şey yapamadığımız için pazar gününü de tatil şey serbest olması yani güzel olacağını düşünüyorum. Özgürlük. Ve evime gitmek, tatil etmek ve birazcık daha böyle kardeşlerimle bir araya gelmek. Çok özledim o günleri ya. İnşallah ki herkes için bu geçerli. İnşallah ki bu zor şeylerimizi atlatırız. Yani işte yapacağımız inşallah ki kendi hedeflerimize ulaşmak. Birazcık maddi anlamında yani kendimize bir şeyler ayarlamak. Hafta sonu çocuklarımızla zaman geçirmek daha yani zevkli olacağını düşünüyorum. Çünkü bir arada dışarıya çıkmayı özledik. Bir cumartesi günü yetmeyebiliyor yani. Ama bir pazar günü de olursa en azından kendimizi daha rahat. Yani özledik birbirimizi kardeş olarak. Açılan ilk pazar günü için planınız nedir? Dükkanımı açıp para kazanmak. Ekmeğe muhtacık şu anda. Bittik arkadaş. Hükümetin politikaları yanlış. Şu anda bütün esnaf kana alıyor. Emin olun memleket battı. Bak şimdi ciddi söylüyorum. Kimse belki inanmaz ama hepimiz bankalarla uğraşıyoruz. Hepimizin şu anda çok büyük sıkıntıları var. Kiramızı ödeyemiyoruz. Çocuklarımızı evimize ancak cepten yiyerek geçmişteki birikimlerimizle yaşamaya çalışıyoruz. Bunun aksini iddia eden varsa çıksın karşıma. Pazar günü ne ya? Bizim artık hiç kapanmamamız lazım. Bize devlet desteği lazım. Devlet bir kuruş yardımda bulunmadı bize. Ben kapalı çarşı esnafım, bitiyiz. Şu anda şurada yürüyen vatandaşlara kamerayı tutarsanız, gözlerine bakarsanız gülümseyen bir Allah'ın kulu yok. İnsanlar yarının çaresizliğin, umutsuzluğun içerisine düşmüş durumda. Öğrenci çocuklarımız ortada. İş yok, güç yok.
Yani çıkıp da biz uzaya gidiyoruz, aya gidiyoruz, şunu yapıyoruz. Boş vaatlerle insanlar artık kanacak vakti kalmadı. Ya, pazar günü. 12'ymiş bunlar. Ya bu müzik yasak. Müziğin ne zararı var insanlığa? Bir zararı yokken yani kalkıp da Sayın Cumhurbaşkanımızın öyle bir açıklık yapması, her ay para ödediğimiz köprüler, tüneller, otoyollar, onları bir çare bulsunlar da vatandaşın derdine derman olsunlar. Vatandaşla kendilerinin arasında uçurum oluştu. Hükümetle vatandaşın arasında uçurum var şu anda. Pazar günü vatandaşın en büyük yapacağı planı söyleyeyim. Akşama ne pişireceğim mutfakta? Başka bir şey değil. Teşekkür ederiz. Anket, anket yapıyorlar. Anket. Anket manket yok ya. Kendilerini kandırmasınlar. Gerçek anket biziz işte. Daha bir gün ankete denk gelmedim de. Vay biz şuyuk buyuk. Bittiler. Bitirdiler. Bizi bitirdiler. Anket önce evine ekmek götürebileceğin anketi var mı onu yapsınlar. Anket böyle yapılır ya. Vay hükümet kuracağız, indireceğiz, bindireceğiz. Vay şu kadar oyumuz var. Bunların hepsi artık halk doydu arkadaşlar. Ben doydum. Ben yıllarca bu hükümeti destekledim. Benim için bitti artık bu hükümet. Ben destekledim. Yalan yok. Ben bunları destekledim, destekledim. Şu ellerim kırılsaydı keşke. Şu anda öyle diyorum. Pazar günleri için planım şu şekilde. Bizim ailemizle buluşmalarımız tek pazar günü oluyor. Herkes çalıştığı için. Ve pandemiden dolayı çok uzun zamandır dışarıya çıkamadık. En azından pazar günü bir dışarıya çıkalım, bir pikniğe gidelim gibi. Yani kararı olumlu karşıladım. Sevindik ailecek. Dışarı çıkmak istiyoruz. Akşamları uygulanan kısıtlama için neler söyleyeceksiniz? Akşamları da şu şekilde, yani dediğim gibi çok Kayseri'de çok dışarıya çıkan insanlar genelde olmuyor. Akşamları dışarı çıkan da belirli sayıda oluyor. Yani pandemide çok etkileneceğini düşünmüyorum. Akşam için de olumlu buluyorum. Yani insanlar artık istediği yere gitmeli. Aşılar da geldi. Çok kişi sıkıldı yaz vakti. Olumlu karşılıyorum. Ankara'ya gideceğim. Hollanda Konsolosluğu'nda randevum var. Çok güzel oldu sokağa çıkma yasağının kalkması. Çünkü bunun için tekrar izin almak, şunu yapmak, bunu yapmak gerekiyordu. Şimdi rahatlıkla gidebileceğim. Şehir dışı seyahatleri için de kısıtlama kalktı. Bu da sizi oldukça mutlu etmiştir. Evet. Gayet mutluyum yani. En azından izin al, oraya git, buraya git. Çünkü izin almak da gerçekten söyledikleri kadar kolay değil. 199 arıyorsun, işte reddediliyor. Tekrar valiliğe geliyorsun, burada durumunu arz etmek zorunda kalıyorsun. Şimdi kalktığı için rahat rahat insanlar seyahat edebilecek. Ama şuradan söyleyeyim, kimse şey yapmasın yani, bunlar kalktı diye rahatlamasın yani. Herkes maskesine, mesafesine, her şeyine dikkat etsin ki bu süreç bir an önce bitsin. Çünkü artık gerçekten Türkiye olarak ve dünya olarak gerçekten çok sıkıldık. Hiç planım yok. Zaten notayı şaşırdık, gidiyoruz rastgele. Neden plan yapmıyorsunuz? Güvenimiz yok ki. Yok, hiçbir şeye güvenimiz kalmadı yani. Yani siz pazar günleri kısıtlamanın kalkacağına inanmıyor musunuz? İnanmasını, kalkmasını istemiyorum. Neden? Çünkü bizim dünya anlayışımız farklı yani. Tamam. Gençler bileme kendine bakmıyor ki. Maskesiz dolaşıyor. Yaşlılar kurallara uymuyor. Hepsi bir karışık yani. Bunun altından çıkmak çok zor yani. Yani siz önleminizi kendiniz alıp pazar günleri evde kalacaksınız. Evet. Evet. Çıkmayacağım dışarıya.